1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Yunan-Rum propagandasının yapıldığı televizyon dizisinin Netflix'te sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta yayınlanacağı açıklandı. Peki bu açıklama Yunanistan'da nasıl yankılandı? CNN Türk Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki aktaracak. Yorgo, detaylar için söz sende. Tunç hafta başında bayram havası esiyordu. Hafta sonunda büyük bir düş kırıklığı yaşanıyor Atina'da. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Netflix'e ilgili yapılan görüşmelere değinmesi ve bu yapım yalnızca daha önce yayınlandığı Yunanistan'da yer alacak, Türkiye veya başka ülkelerde gösterilmeyecek şeklindeki açıklaması Yunan başkentinde tam bir soğuk duş etkisi yarattı. Hafta başında dizinin Netflix'te yayınlanacağı haberleri ve Türkiye'deki tepkiler Yunan gazetelerinde geniş yer alıyordu. Şimdi yayının Yunanistan'la sınırlı kalacağı haberi tek sütundan birkaç cümleyle yer alıyor gazetelerde. Televizyonlarda, haber bültenlerinde hafta başı Famagusta haberleri birinci haberdi. Şimdi gelişmeyi görmezlikten gelmeye tercih ediyor Yunan televizyonları. Şahin'in açıklamalarını Türkiye diziyi bloke etti. Netflix'ten tokat ve Türkiye'den Famagusta vetosu başlıklarıyla duyuran Yunan haber siteleri ise bugün aslında Türklerin bir başarısı yok. Çünkü yapımcılar dizinin sadece Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde gösterilmesi için önceden anlaşmışlardı. Famagusta'nın diğer ülkeleri de gösterimi için gelecekte yeni görüşmeler yapılacak şeklindeki iddiaları da pek inandırıcı değil gibime geliyor. Bu arada bazı haber sitelerinde dizinin Kıbrıs Rum kesiminde gösterilip gösterilmeyeceğinin belirsiz olduğu da dikkatimi çekti. Gelelim Yunan politikacılara. Yunan siyasetçiler hafta başında bu yayının Netflix'te yer almasından gayet memnundular. Söz gelimi İktidar Partisi Yeni Demokrasi Milletvekili Hacı Vasiliu, dünya kamuoyunun 74'te neler yaşandığını ve gerçekleri öğrenmesi açısından iyi bir fırsat diyordu. Ya şimdi ses seda yok. Dizinin sadece Yunanistan'da gösterilecek olmasına tek tepki aşırı milliyetçi popülist Yunan Çözümü Partisi'nden geldi. Yunan Çözümü Partisi'ne de açıklamasında Yunanların Netflix aboneliklerini iptal etmesi çağrısında bulundu Tunç. Evet, peki. Yorgo, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.